Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda HP'nin 15 Power serisi i7 işlemcili 7700HQ Nvidia 1050 ekran kartı ve 1 TB hard disk olan modelini açıp içindeki genişleme yuvalarına bakacağız. SSD desteği ve fanların durumu, RAM, işlemci, hard disk konumu ve nasıl söküldüğünü size bu videoda anlatacağım. Bilgisayarımız bu. Gördüğünüz gibi bu arka kısmı şurada ve burada vidaları var. Önce bunları yerinden kaldırıp vida oluklarına ulaşacağız. Gördüğünüz gibi burada bir vidası, burada bir vidası, burada köşelerde vidalar var. Bunları söktükten sonra kapağı kaldıracağız. Gördüğünüz gibi vidaları söktük. Buradan ve buradan çıkan vidalarımız şu iki vida. Diğerlerine göre kalın. Diğerleri ise bu bölgelerden çıkan vidalarımız. Bunlar biraz daha ince. Tekrar toplarken yanlış vidaları yanlış yerlere sokarsanız yuvaları bozabilirsiniz. Şimdi kenarlardan kapağı ayırmaya çalışacağım. Vidayı açtığımız iki yeri hatırlıyorsunuz, bu kısımlar. Bunun sağ tarafı, yani monitör menteşesinin birleştiği şekilde tuttuğumuzda sağ tarafı ufak bir tornavida yardımıyla şu köşeden yukarı doğru çektiğimizde kurtuluyor ve buradan İlk alanımızı açmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde çeke çeke diğer bölgeleri de açarak kasaya erişeceğiz. Bir köşeden diğer köşeye giderek kasayı ayırdık. Yani aslında düşündüğüm kadar kolay olmadı. Bayağı çıkması zor. Şundan dolayı çok fazla menteşe var. Gördüğünüz gibi buralarda çok fazla plastik bağlantı elleri var. Bunların açılması biraz zor oldu. Ve makinemizin içi bu şekilde. Biraz inceleyeyim isterseniz. RAM yuvası. Birisi boş. Demek ki bir RAM daha takılabilir. İçindeki zaten 8'lik. Bir 8 daha takılırsa 16 olur. Pil. Bataryası gerçekten bu makinenin çok uzun gidiyor. Yani 12 saat falan yazmış, yine 11 saat. Ciddi manada, yani ciddi bir süre veriyor bize batarya ömrü açısından. Gördüğü gibi şu tahminim MSATA girişi M2 olması lazım. Yani buna şuraya bir solid state hard disk takılabilir. Normal hard diskimiz, fanlar, işlemci, modemimiz, muhtemelen bunun altında da ekran kartını ve anakartını soğutuyor bu fanlar. Gayet güzel, biraz da toz almış. Hazır açmışken temizliğini de yapayım. Bir de deliklerine bakar mısınız? Yani dik değil de yanlamasına giriyor. Güzel yani. Başka ne var? USB girişlerimiz. Sol taraftaki fan sağdaki fana göre daha fazla tozlanmış. Bunu da bir bakımını yapalım. Hard disk girişinin olması ikinci ve solid state için çok iyi. Zaten alırken de bu özelliklerine bakmıştım. Takması da aynı şekilde arkadaşlar. Bunu alıyorsunuz, kapatıyorsunuz üzerine. Onun haricinde bu anakartı pil birimlerini sökmeye gerek yok. Boş boşuna risk. Termal macunlarda ısınma sorunu artarsa burası şu iki vida. Şuradan şuradan. Şuradan dört vida. Bunlar sökülecek. Ve bu komple alınacak. Termal macun buraya, bölgeye tekrar uygulanıp kapatılacak.
Bu şekilde olur. İçine taktıkları RAM'in markası ne acaba? Samsung. 8 GB. Güzel. Yani diğer RAM'i de buraya takıyorsunuz. 16 oluyor. Şu an zaten oyundan maksimum istedi. Yani 8 GB şu an için makineye yeterli gerçekten. 16 GB RAM hiçbir işe yaramayacak. Zaten hard diskiniz solid state değil. Eğer taksak bile işe yaramayacak. Şu an o kadar RAM isteyen, RAM tüketen oyunlar pek piyasada mevcut değil. Neyse, diğer videomda da zaten bu bilgisayar incelemesi vardı. Bu sefer de sökümünü sizler için çektim, nasıl söküldüğünü. Umarım arkadaşların işine yarar ama yani bu işte ehil değilseniz bence çok da sökmeye çalışmayın. Yani, yani bir şey olmaz. Bunun sonuçta hiçbir yararsınız. Bir tanesi kasa yollarlar yani. 30-40 lira, 100 lira bir para verirsiniz, bir tane daha şundan gelir. O problem değil, elinizde kalıp kırılabilir kenarlardan. Çünkü ciddi manada bir darlık söz konusu. Gördüğünüz gibi biz de açarken muhtemelen bir parçasını kırdık. Ha, bu çok bir şey etkilemeyecektir. Bu tarz şeyler olabiliyor. Sert plastik olduğu için. Fakat yine de siz dikkat edin. Tekrar toplarken arkadaşlar kasayı koyuyoruz. Burada. Bastıra bastıra. Kolay bir şekilde yerine oturuyor. Bakalım. Buralar kaldı. Burayı da oturtacağız. Tekerli kamera olunca tamam. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere.